Bugün Sinfoni'nin ORM kütüphanesi doktrinden konuşacağız. Aslında Sinfoni'ye bağımlı değil, Sinfoni'den ayrı olarak geliştirilen ama Sinfoni ile neredeyse bütünleşmiş, bütün Sinfoni projelerinde yer alan bir ORM doktrin. ORM nedir? ORM, Object-Relational Mapping açılımına sahip bir tool, bir framework. Amacı veri tabanını birebir PHP veya hangi dili kullanıyorsanız dile özel olarak yazılmış ORM'ler içinde aynı şey geçerli. Veri tabanını soyutlamak, dil seviyesinde soyutlamak, yani sizin veri tabanına SQL komutları göndermenize gerek kalmamasını sağlamak, object-oriented bir dil kullanırken objelere müdahale ederek, objelerin state'ini değiştirerek veri tabanında state'ini değiştirmenize imkan sağlaması aslında. Yani normalde PHP ile ne yapıyoruz? Bir PDO instance'ı oluşturup onun üzerinden query'ler gönderiyoruz. Onları çalıştırıyoruz. Onlar veri tabanında sorgulama yapıyorlar. ORM üzerinde bu böyle değil. Yani bunu yapabiliyorsunuz. Tabii yine query'ler gönderebiliyorsunuz ama query göndermenize gerek kalmıyor genelde. ORM'leri doktrin tarafında anlatacağım. Doktrinle anlatacağım şeylerde, doktrinde anlatacağım şeylerden birisi entity denen bir olgu. Entity tablonun PHP karşılığı gibi düşünebilirsiniz. Boş bir PHP klası. Bunu örnekler üzerinden anlatacağım. Sonrasında repository nedir'e gireceğim. Repository de MVC kavramındaki model gibi düşünebilirsiniz. Aslında entity ile repository'yi beraber düşünebilirsiniz. Repository bir design pattern. Sonra hemen arkasından migration ve fixtures nedir size gireceğim. Bunlardan da uzun uzun bahsedeceğim. Migration bir database'deki bir yapısal değişikliğin versiyonun olarak tutulmasına verilen isim. Fixture ise database'e bir dummy data yükleme ya da initial data'yı da bununla yükleyebilirsiniz ama tavsiye etmem. Genelde dummy data için kullanılan dummy data nedir? Gerçek veri değil, sadece uygulamanın nasıl davrandığını görmek için verilmiş örnek veriler. Bunların otomatize bir şekilde nasıl sisteme yükleneceğiyle alakalı bir bundle bu. Migration da bir bundle. Doctrine Migration Bundle diye geçiyor. Fixture da bir bundle. Doctrine Fixture Bundle diye geçiyor. Sonrasında veri tabanına nasıl yazarız, nasıl güncelleriz, nasıl bir şey sileriz? Repository üzerinden, repository fonksiyonları, metotları üzerinden nasıl veri çekeriz? Veya özel query'ler yazarak nasıl sorgu yaparız veri tabanına? Onlardan bahsedeceğim. Bu bahsedeceklerim tabii Doctrine 2 ile ilgili. Ve sadece belli kısımlarından bahsedeceğim. Yani Doctrine'in konfigürasyonunda YAML, XML ve Annotation diye 3 ayrı destek var. Doctrine ve Entity'leri konfigüre etmek için. Ben burada sadece Annotation desteğinden bahsedeceğim. Çünkü YAML ve XML desteklerine girmeyeceğim. Onları tercih etmiyorum ben. Bu bir %100 bir Doctrine tutorial değil de benim gözümden, benim anlatımımdan yaklaşım olduğu için ben önerdiğim şeyi anlatacağım sadece. Ama diğerleri de var. Bilmenizde fayda var. Yani YAML'la konfigür etmek isterseniz YAML'da var. XML ile konfigür etmek isterseniz XML'de var. Ama YAML desteği Doctrine 3.0'da kalkacakmış diye okuduydum. Şimdi o zaman biz uygulamamıza geçecek olursak. Bir tane yeni bir boş bir uygulama kurdum. Blogi adında bir uygulama kurdum ben. Symfony 5.1.3 üzerinde çalıştıracağız. Kurulumu yaparken website skeleton üzerinden yapıyoruz. Nasıl yüklediği kısmında görmüştünüz. Bir API geliştirmek için bir de web sitesi geliştirmek için diye iki ayrı versiyonu var Symfony Skeleton'un. Biz website skeleton üzerinden başlayacağız uygulamamızı geliştirmeye. SQLite veri tabanı kullanacağım. Bunun konfigürasyonu anlatırken detaylarını bahsedeceğim. Şimdi projemin dizini bu. Düz, bomboş bir uygulama. Hiçbir şey yok. SRC klasörü de boş. Diğer klasörlerim de boş. Yani hiçbir şey oluşturmadım ama içerisinde Doctrine ORM Pack'i ve gerekli web sitesi için işte TWG'dir, Transliteration'dır. Bunlar dahil olarak geliyor. Niye? Çünkü Symfony Website Skeleton paketinden installation yaptım. Bir de şöyle göstereyim. Yani Website Skeleton üzerinden projeyi oluşturursanız bunlar dahil olarak geliyor. Eğer API üzerinden oluşturursanız ekstra olarak Composer Require deyip ORM Pack dediğinizde ORM ile alakalı paketler iniyor. Bu indikten sonra sizin Environment dosyanıza ve klasörlerinize değişiklik yapıyor. Örneğin burada
Migration diye bir klasör oluşturuyor. SRC içerisinde de Entity diye ve Repository diye iki klasör oluşturuyor. Ve kendi konfigürasyonlarını da config klasörü içerisinde, config packages içerisinde şöyle Doctrine YAML içerisine atıyor. Bu genel konfigürasyon. Ayrıca Doctrine Migration YAML diye de migration'ları yönetebileceğimiz bir şey var. Ona da geleceğim. Fixtures bundle'ı yüklemiyor bildiğim kadarıyla burada. Bunu biz ayrıca yükleyeceğiz. Ama migration ve Doctrine'in kendisini yüklüyor. Şimdi yapacağımız ilk şey veri tabanımızı konfigüre etmek. Ben burada kurulumu bu blogi direkt düz PHP ile çalıştırdım ve hiçbir veri tabanı sunucusu kurmadım. Ne bu MySQL ne bir PostgreSQL hiçbir şey kurmadım. Bunlara da bakacağız ama ilk yapacağımız şey SQLite üzerinde işlem yapmak. Çünkü biz veri tabanından bağımsız çalışmak istiyoruz. Veri tabanından bağımsız çalışmak için de ne yapmalıyız? SQLite ile başlamalıyız ki bakalım neler yapabiliyoruz. Önce bir onu öğrenelim. Bunun için environment dosyamıza bir bakalım. Bu environment dosyamızın en altında 32. satırda bir database URL ekliyor kendisi. Bunun içerisinde MySQL'e uygun konfigürasyonu veriyor. Bunun için PostgreSQL konfigürasyon örneği de yukarıda var. SQLite konfigürasyon örneği de bu açıklama satırlarında oluyor. Yani buna bu formatta bu bir standart. MySQL için de, PostgreSQL için de, SQLite için de bu standart. Bu şekilde veri tabanı kullanıcı adı, şifre, veri tabanı adresi, portu, kullanıcı ve veri tabanı adını girerek şey yapabiliyorsunuz. Konfigürasyonu tamamlayabiliyorsunuz. Ben SQLite kullanacağım için sadece SQLite benim proje klasörümde var içerisine bir DataDB oluştur diyorum sadece. Bunu yaptıktan sonra projem veri tabanı kullanmaya hazır oluyor. Eğer veri tabanımı oluşturmamışsam yani bakalım var data içerisinde bir veri tabanı dosyam yoksa ne yapabilirim? Komutlarımı kullanabilirim. Symfony'nin kendi konsol komutlarını kullanabilirim. Örneğin Doctrine Database Create diye bir fonksiyonu var. Bu veri tabanına bağımsız çalışan bir fonksiyon. Yine PostgreSQL, MySQL ya da SQLite fark etmez. Siz bunu çalıştırdığınızda bunun açılımı da şudur. Doctrine Database Create fonksiyonudur. Bunu siz çalıştırdığınızda bu gider gerekli ayarlara göre yani sizin yaptığınız ayarlara göre veri tabanını açar, oluşturur. Yetkisi olduğu müddetçe yani MySQL'de eğer veri tabanı oluşturmaya yetkisi olmayan bir kullanıcıyla bunu denerseniz hata verecektir. PostgreSQL'de aynı şekilde ya da dosya yazma işlerinde sorun varsa bu düzgün çalışmayacaktır. O yüzden buna dikkat etmekte fayda var. Bunun diğer yönü olarak veri tabanını silmek istediğinizde de drop kullanabiliyorsunuz. Tabii size burada bir uyarı veriyor drop kullanmak istediğiniz zaman. Hacı database'i siliyordun. Bak gider geri gelmez. Sonra pişman olma diye bir force parametresi istiyor sizden. Force dediğinizde gidip bu dosyayı siliyor. Biz tekrar aynı veri tabanını oluşturalım. Bizim artık bir veri tabanımız var. İçi boş da olsa şurada bir data DB'miz var. Ama bomboş. Biz şimdi ne yapacağız? Database'e bir şey yazmamız lazım. Bunun için en bilindik örnek blog uygulaması. Başlık, içerik, yazar adı ya da başlık, içerik, tarih içeren üst sütundan oluşan bir tablo oluşturmak istediğimizde onu ne yapacağız? Burada entity'ler devreye giriyor. Entity nedir? Entity veri tabanındaki tablonun obje olarak birebir versiyonu aslında. Biz bir obje oluşturuyoruz, tabloymuş gibi düşünerek bu obje içerisinde property'leri ve metotları veriyoruz. Bu metotlara ve bu property'lere diyoruz ki sen veri tabanında şuna karşılıksın. Yani mapleme yapıyoruz, mapping yapıyoruz. Bunu annotation'larla yapıyoruz. Sen diyorsun şurada şuna karşılık geliyorsun. Ben burada buna karşılık geliyorum. Ama tabii bunları manuel yapmamıza gerek yok. Bizim elimizde ne var? Çok güzel basit basit tool'lar var. Bunlardan birisi nedir? Burada doctrine komutları var. Bir de bizim elimizde make komutları var. Make içerisinde neyi kullanacağız biz? Yardımcı olarak burada farklı farklı bir sürü komutumuz var. Biz make entity'yi kullanacağız. Yani bir entity generate edeceğiz. Hızlıca bir bakalım. Make entity. Dediğimiz zaman bizden bir class ismi istiyor. Bunu ne yapacak? SRC entity klasörüne koyacak bu dosya ismi. Bunda belli uyulması gereken kurallar var. Entity'nin yani tabloyu buradan generate edecek. Örneğin delicious pizza baş harfleri büyük şekilde verdiğimizde alt çizgilerle ayırarak bunu snake case olarak database'de oluşturacak. Biz ne diyoruz? Bizim için lazım olan şey blok olacak.
direkt tablo adını yazıyoruz. Yani controller'daki vesairedeki gibi değil. Çünkü burada bunu alıp veri tabanına oluşturacak. Blog entity yazarsak veri tabanı adı blog entity olacaktır. O yüzden blog yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Artık bizim SRC içerisinde bir blogumuz, SRC repository içerisinde de bunu yönetebilmemiz için bir blog repository dosyamız oluşmuş durumda. Biz şimdi parça parça field ekleyeceğiz buna. Mesela ne ekleyeceğiz? Bu arada buradan oluşturduğunuz her şeyde ID default oluyor. ID field'ını eklemenize gerek yok. Entity olarak kullanacağınız her şeyin de bir ID field'de olması gerekiyor. Bu da ayrı bir olay. Yani ID field'de olmayan bir entity buradan oluşturamıyorsunuz. Ekleyemiyorsunuz entity olarak. ORM üzerinde yönetemiyorsunuz. Pivot tablolar hariç bunda. Yani many to many relation'la iki tablo verdiğinizde bunun için ayrıca bir siz gidip entity oluşturmuyorsunuz. Bu pivot tabloyu ORM kendisi kontrol ettiği için ona bir ID field'ı ayrıca oluşturmuyor tabii ki. Dönecek olursak title diye bir kısım ekliyoruz. Bunun type'ı ne diye soracaktır bize. Buradan soru işaretine bastığınız zaman size bütün desteklediği kısımları verecektir. Ama ve lakin SQLite'ın JSON array ya da GUID ya da object desteklemediğini dikkate alarak bunların desteklenmediği durumlarda, örneğin JSON desteklenmediği durumlarda, hatta genelde sanıyorum yani JSON eğer ekstra bir plugin yüklemediyseniz PostgreSQL'in JSON desteği var, MySQL'in JSON desteği var ama bazı veri tabanlarının desteklediği veri tabanlarının bazılarının JSON desteği yok. Ne yapıyor? PHP ile JSON serialize edip o şekilde veri tabanına string olarak kaydediyor. Yönetimi kendisi yapıyor ya da aynı şekilde object dediği zaman serialize edip o şekilde veri tabanına string olarak kaydediyor. O yüzden elinizdeki veri tabanınızın da hangi türleri desteklediğini ve o veri tabanına ait Doctrine extension olup olmadığına bakın ki veri tabanından %100 faydalanabiliyor olasınız. Ben ne kullanacağım burada? String kullanacağım. String kullanacağım. 255 karakter kullanacağım. Nullable olsun yani bu alan boş kalabilsin mi? Kesinlikle kalamazsın. Ne diyeceğim? Çünkü başkası bir içerik oluşturulmasını istiyorum. Ve başka bir şey eklemek ister misin? Eklemek istiyorsan ismini gir. Tabii ki ne eklemek istiyorum? Content eklemek istiyorum. Bu da text olacak çünkü string 255 karakter bana içerik uzunluğu lazım. Sonrasında bu boş olabilir mi? Olamaz. Bu tabii ki boş olabilir. Hiç içerik yazmadan direkt başlıktan kaydedip sonrasında içeriği güncelleyebilmeli birisi. Ve devam ediyoruz. Ne lazım bana? Created at. Tarih lazım. Siz at ile biten şeyler koyduğunuzda ya da is ile başlayan field name'ler koyduğunuzda data type'ı ona göre kendisi tahmin edebiliyor bu tool. Örneğin ben created at dediğim için date time mi olacak bu diye bana soruyor. Boş mu dolu mu? Kesinlikle boş kalmamalı ki created at'i default'a çevireceğim. Burada veri tabanı için default value atayamıyorsunuz. Bunun yerine yes deyip gidip migration dosyamızı yani veri tabanına sorguyu çalıştıracak olan dosyamızda değiştirerek veri tabanına bir default date ekleyebiliriz. Yani bu created at'i o şekilde yapıyoruz çünkü genelde. Ve işimiz bitti diyelim. Neyimiz var? Başlığımız var, içeriğimiz var, kredimiz var. Bitti. Başka bir şey istemiyorsan Enter'a basıyorum. Ve sonuç harika. Şimdi nerede yaptı bu değişiklikleri? Biz ne dedik? Entity Generate diyoruz. Entity içerisinde neyimiz var? Blog diye bir dosyamız var. Bakıyoruz blog dosyamıza. Otomatik olarak annotation'ları kullandı. Yani Symfony'nin best practice'lerinde de annotation tavsiye edildiği için. Burada Doctrine'in. Burada annotation'ları kullandı. Bunu manuel yazabiliyorsunuz. Bu çok karmaşık bir dosya değil. Sadece getir setter'lar var içerisinde gördüğünüz gibi. Sadece get content, set content, get created, set created. Bu da bla 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 ve chain kullanıyor. Şey yaparken metotları oluştururken chain desteği için return this, return this şeklinde hallediyor işleri. Ve set id yok gördüğünüz gibi set id'yi koymuyorsunuz. Niye? Çünkü set id'yi ORM kendisi yönetiyor. Sadece get id'ye ihtiyacı oluyor. Ve property'ler var. Bu property'lerde gördüğünüz gibi üstte annotation'lar var. Bu annotation'larla alakalı ayrı bir şey çekmeyi düşünüyorum ama siz merak ediyorsanız benim Emre XZ üzerinde bir tane İngilizce bir makale var. Makalem var. Orada annotation'larla data mapping nasıl yapılır diye bir yazı var. Ona bakarsanız bunun altında neler doluyor onu anlayabilirsiniz. Çünkü aynı mantık var burada. Sadece bir field'ı bir şeyle mapleme işi var. Burada gördüğünüz gibi örneğin ID için her entity olması gereken ID için bunun ID olduğunu belirten bir annotation ekleniyor. Sonra bunun generated value olduğunu belirten bir şey ekleniyor. Annotation ekleniyor.
Buna bu oto olarak geliyor ama buna GUI diyebilirsiniz. Başka bir şey diyebilirsiniz. Veri tabanı desteğine göre. Bunlara da geleceğim. Ve sütundur bu. Bu OLM sütundur diye bir annotation var. Type'ı da integer ya da başka bir şey ya da başka bir şey ya da string. Eğer GUID veriyorsanız da GUID type'ı da olabilir. Veri tabanı destekliyorsa. Bunlar nereden geliyor? Tabii ki doctrine mapping oradan geliyor. Yani şu arkadaş bize gidip şey yapıyor. Kendi mapping yani kendi annotation'larını getiriyor. Biz de onun alt metinleri kullanabiliyoruz. Onun ismi namespace alt metin. Ne demiştik? String olsun, 255 karakter olsun demiştik. Sadece böyle. Sütun olsun, nullable'ı true olsun. Yani boş olabilir olsun. Burada date time olsun type'ı ve nullable'ı true olsun dedik. Biz buna ne dedik? Neden nullable true olsun dedik? Options verebilmek istiyoruz diye. Options deyip buraya da default deyip şuraya da now diyebiliriz. MySQL için bu şekilde olabilir. Ama ben şu anda bunu SQLite'da yapmayacağım. SQLite'de çünkü bu default null desteği var mı yok mu emin değilim. Şu anda çok vakit kaybetmeyelim. Manuel olarak ekleyeceğim. Ama bunu da yapabiliyorsunuz. Yani MySQL kullanırken bunu yapacağız. Entity'miz tamam. Yani şu anda bizim bloğa içerik girebilecek entity'miz halihazırda mevcut. Hazır yani var. E biz ne yapacağız şimdi? Bu böyle olduktan sonra biz kullanabiliyor muyuz bunu direkt? Kullanamıyoruz. Ne yapmamız lazım? Migration oluşturmamız lazım. Ya da direkt veri tabanına hurra basmamız lazım. Şimdi birkaç farklı şey var demiştim. Bunlardan biz en baştakine bakalım. Yani migration'la uğraşmak istemiyorsak, migration'ı bilmiyorsak öncesinde şunu kullanabilirsiniz. Bin console doctrine schema update var mesela. Yani bu parametre alıyor. Ya force deyip veri tabanına basıyorsunuz. Ben basmayacağım veri tabanına. Dump SQL dediniz ama böyle bir SQL generate edecek. Bu SQL'i bana verecek. Diyecek ki bunu al veri tabanında çalıştır ki ben veri tabanına eşleştirebilirim. Ya da diyeceğim ki force diyeceğim bu değişikliği direkt veri tabanına basacak. Ancak bu önerilmeyen bir yöntem. Yani ilk başta yaparken okey yaptınız tek SQL kodunu çalıştırdınız bastınız ama production'a çıktıktan sonra şöyle şeyler oluyor. Buradaki yani bunun generate ettiği SQL query'i versiyonlamanız gerekiyor ki herhangi bir sorunda bir önceki SQL versiyonuna geri dönebilirsiniz ya da tabloları silmeyip bozmayasınız bir şeyler olmasın. Daha kontrollü ilerlesin diye migration diye bir olay var. Şimdi migration ne diyeceğiz? Yani bu arada bu doctrine schema update siz kodu nerede yazmış olursanız olsun veri tabanını değiştirdikten sonra da çalışır. Yani SQL ile yazdım. Burada mesela bana şey için ver diyelim. SQLite için bazı düzenlemeler var mesela işte content slope gibi bir düzenleme var mesela bunu SQLite için. Ben mesela şey yapmak istedim. Dedim ki bunu SQLite'a yazmıştım ama ben artık bunu PostgreSQL'e dönüştürmek istiyorum dedim. Doctrine Schema Update Force dediğinizde size ya bu çalışmaz demez. Çünkü entitylerden bütün query'yi tekrar oluşturacak. Yani bütün veri tabanınızı oluşturacak olan query'leri tekrar generate edecek. Onu da gidip config'teki database parametrenize bakıp generate edecek. Biz de ne yapacağız? Ne yapmış olacağız bu sayede? Veri tabanına hızlıca geçiş yapabilmiş olacağız bu durumda. Bir de dediğim gibi migration olayı var. Migration da nedir? Bizim veri tabanı değişikliklerimizi versiyonunu takip edebilmemizi sağlıyor. Örneğin make migration dediğimde benim veri tabanımla benim kodumu karşılaştırıyor ve bana versiyonlu bir migration dosyası oluşturuyor. Şuraya bakalım. Bu dosyayı oluşturdu. Migrations klasörü içerisinde bu dosyayı oluşturdu. Bu dosyanın içinde ne var? Bakın burada sadece şöyle bir şey var. Bu MySQL için veya PostgreSQL için şunu diyebiliyorsunuz. Bu migrationlar sadece MySQL için çalışabilir diyebilirsiniz. Çünkü burada özel generate edilmiş şeyler var. Yani SQL query'leri var. Direkt SQL'i çalıştırıyor. Yani yaptığı SQL'e tekrar bir update çekmiyor. O yüzden bu raw SQL'i sadece şey için çalışabilir. Nedir bunun adı? SQLite için çalışacak bir şeyler olmuş olabilir bunun içerisinde. O yüzden hepsi için eğer farklı veri tabanları için desteklemek istiyorsanız migration'ları ayrı ayrı yapmanız gerekiyor. Ya da şansınızı deneyebilirsiniz. Belki o kadar minimal benzerliklerle değişiklikler yapıyorsanız da migration çalışacaktır diye düşünüyorum. Veri tabanında bir tablo tutuyor migration diye. Migration'ları tuttuğu bir tablo tutuyor. Bunun içerisinde de hangi migration çalışıp çalışmadığını doctrine bilebiliyor. Bunu da bakalım hemen. Doctrine migration
Status dediğimizde mesela bize diyor ki tablosunun adını, kendi bilgilerini veriyor. Hangi database'de kendisini tuttuğunu veriyor. Sonrasında da daha önceden kaç versiyon çalıştırılmış, hangi versiyon çalıştırılmış, çünkü versiyonlar şu şekilde belirleniyor. Hangi versiyon çalışmış, şu anda hangi versiyonda ve işte çalıştırılabilir kaç tane var, bunlardan kaç tanesi yeni gibi bir bilgilendirme veriyor bize. Hemen çalıştırırsak mesela migrate diye bir şeyimiz var. Bu bize emin misin veri tabanında bir şeyler kaybolabilir diyor. Çünkü bir drop table içerisinde varsa veri tabanında bir şeyler kaybolabilir. Yes diyebilirsiniz. Veya tekrar migrate çalıştı, yani migrate'i çalıştırmadım biraz önce. Migrate end parametresi verdiği zaman hiç sormadan direkt Allah ne verdiyse çalıştırabiliyor. Burada da çalıştırırken verdiği bilgiler var. Şu anda bizim SQLite veri tabanımızda ne var acı? SQLite veri tabanımızda bizim tablomuz oluşmuş durumda. Bunun içerisine girip tabloya bakmayacağım ama şöyle göstereceğim size. Gördüğünüz gibi veri tabanımızın içerisinde 20 kilobaytlık bir veri tabanımız oluşmuş durumda. İçerisindeki tablo ile beraber. Şimdi biz tablomuzu oluşturduk. Aldık, tablomuz var. Entity'miz var. Repository'miz oluştu. Biz ne yapacağız? Bir tane block controller yapalım hemen. Block controller içerisinde de sizce bir veri tabanına bir şey ekleyip çekelim bakalım oluyor mu? Olmuyor mu? Bunu yapmak için de ne yapacağız? Make controller diyeceğiz. Bir önceki derslerden gördüğünüz üzere. Make controller. Adı ne? Block controller. Okey. Oluşturduk mu? Oluşturduk. Girelim hemen içerisine. Controller, block controller. Bakalım. Routing'i slash block olan, indeksi olan bir şey. Hemen bakalım şöyle. Slash block içerisinde ne var? Hello block controller. Biz burada mesela şunu yapabiliriz. Bu abstract controller'dan gelen bir olay var. Şimdi bizim veri tabanına erişmemiz lazım. Bu controller'dan veya servisler içerisinden. Bunun iki farklı yöntemi var. Daha önceki videolarda servis injection'ı ve abstract controller'dan bir şeyler çekmeyi görmüştünüz. Örneğin abstract controller'dan biz bir şey çekeceğiz. Bunun adı Entity Manager. Kısaltması EM olarak kullanılıyor her zaman. EM dedik. This get doctrine deyip get entity manager, get default manager dediğimizde, pardon, get manager dediğimizde, bunlar geçenkinden değişiyor. Yani get entity manager bir önceki versiyonda çalışıyordu. Get manager dediğimizde artık bizim elimizde veri tabanına müdahalelerde bulunabilecek bir tool var oluyor. Yani entity manager oluyor. Şimdi buna bakalım. Entity manager dursun ve diyelim ki biz bir bloğa içerik kaydedeceğiz. Bu sayfa çalışınca gitsin bloğa bir içerik kaydetsin diyeceğiz. Bunun için ne yapıyoruz? Ne dedik? ORM bir obje, object relational mapping sağlayan bir ORM dedik. Bunun için bizim veri tabanına query'ler çalışmamız gerekmiyor dedik. Biz sadece objelerle oynayacağız dedik. Hemen oynayalım. Block item 1 dedik ve new block dedik. Bu block entity'deki block. Biz bir boş bir entity oluşturduk. Ve sonra buna artık biz setter ve getter'ları kullanarak set title deneme içeriği 1, set content deneme içeriği 1, content ve set created date. Ne kullanıyoruz? Burada date time kullanıyoruz. Yani ne yapıyoruz? New date diyebiliriz ya da date time diyebiliriz. Burada date time diyeceğiz. Çünkü date time interface'imiz var ve bu namı buraya parametre olarak atmış olduk. Şimdi biz ne yaptık? Blog item 1 diye bir obje oluşturduk. Bunun içerisinde bu entity oluşmuş oldu. Yani bu bir blog objesi. İçerisinde bir içerik var. Ama bunu veri tabanına basmamız gerekiyor. Yani objedeki değişiklikleri veri tabanının algılaması gerekiyor. Ne yapıyoruz? Burada Entity Manager'ı kullanıyoruz. Entity Manager Persist diyoruz. Blog item 1'i bunun içine veriyoruz. Sen arkadaş bunu hazırla veri tabanına basmak için diyoruz. Bunu SQL query'nin generated. Başka şeyleri de Persist deyip en son M Flush dediğimizde de bütün o yaptığı değişiklikleri şeyden siliyor. Entity Manager'ın cache'inden kendisi siliyor ve veri tabanına bunlar artık ulaşmış oluyorlar. Biz bunu kaç defa çalıştırırsak o kadar sayıda veri tabanına bunu yazacaktır. Bakalım. Aa, yazdı. Bir şeyler oldu. Veri tabanına bir şeyler gitti. Bakalım şuradan. Database ile alakalı kısım. Bu 3 tane veri tabanı query'si oluşmuş mesela burada. Hemen bu profiler'a bir bakalım.
verileri görmeye tekrar geleceğiz. Bakın burada transaction başlatılmış. Transaction'larla çalışıyor çünkü sistem flush diyene kadar purse transaction içerisinde çalışıyor. Insert into block deyip benim verdiğim parametreleri alıp bunu veri tabanına pushlamış. Veri tabanına yazmış artık. Yani dediğim gibi Entity Manager üzerinden onu veri tabanına basmış. Artık veri tabanına içerik girebildim. Bakın hiç SQL kodu kullanmadan yapabilmeniz işte bunu. Yani sadece bu objeye müdahale ederek yapabiliyor olmanızın adı ORM. ORM bu kadar. Yani hani baktığınız zaman bunun relation'ları var, bunun başka bir sürü raw query destekleri var, bir sürü bir şeyler var. Ama temel olayı bu ORM'in. Size bu imkanı sağlıyor. Gidip burada SQL query yazmıyorsunuz, gidip bir model içerisine bunu bu şekilde kaydet demiyorsunuz. Sadece siz elinizdeki objeyi oluşturuyorsunuz ve ORM Manager'ına, Entity Manager'ına diyorsunuz ki bu objeyi veri tabanına koyar mısın diyorsunuz. O da o objenin maplendiği kendi ayarlarını bildiği için gidip veri tabanına o objeyi yazıyor ve iş tamam. Peki nasıl çekebiliyoruz? Bunu yazdık artık, ben burada başka yapacak bir şeyim yok diyelim. Bir tane içerik yazdım ve enflash dedim, bitti. Bana ne lazım? Entity Manager lazım. Niye? Yine. Neden? Çünkü veri tabanından bir şey çekeceğim. Bir de ek olarak repository'ye ihtiyacım var. Repository neydi? Sergi repository klasörü içerisinde blok repository diye bir şey otomatik zaten generate etmişti. Buna hemen hızlıca bir bakalım. Sergi repository blok repository. Bakalım bunun içerisinde. Bunun içerisinde sadece bir service entity repository'den extend edilmiş boş gibi bir class var. Sadece diyor ki bu entity ile çalışacaksın diye bir repository pattern oluşmuş. Bunun içerisinde biz kendi fonksiyonlarımızı yazabiliyoruz. Yazacağız. Query builder'ı kullanacağız. Raw query'leri kullanacağız. Named query'leri kullanacağız. Bunları zaman içerisinde öğreneceğiz. Ancak ilk yapacağımız şey bunu düz olarak kullanmak. Hiçbir şey değiştirmiyorum burada. Bu repository'yi model gibi düşünebilirsiniz. Yani veri tabanına yazacağı sorgular yazabiliyoruz bunun içerisinde istersek. Biz default olarak ne dedik? Veri tabanımıza içerik ekledikten sonra bizim ne ihtiyacımız var? Repository'ye ihtiyacımız var. Yani bunun içerisinde bunun adına blog repository diyebilirsiniz. Sonra da en get repository diye bir metodumuz var. Bunun içerisine class name'i verdiğiniz zaman entity'nin class'ını veriyorsunuz. Blog repository'nin değil. Entity'yi veriyorsunuz. O entity'ye ait repository'yi size getiriyor. Ve diyoruz ki blog items diye de bir değişken oluşturduk. Sonra blog repository içerisinde belli halihazırda fonksiyonlar var. Ne var? Find all var. Find one by var. Find bla bla var. Biz ne yapacağız? İlk başta find all diyeceğiz ve hepsini, tüm içerikleri bir çekeceğiz. Find all dedik. Blog itemler artık var. Bunu alalım. Bizim template'imize gönderelim. Tweak'imize gönderelim hemen. Bunun içerisinde ne diyelim? Items blog items. Yine bakın hiçbir SQL query'si çalıştırmadım ben. SQL query'si yazmadım. Hatta metot bile yazmadım. Default bir metodum var. Find all dedim. Her şeyi bana bulup arkadaş getirecek. Şimdi açalım şeyi. Blog index HTML. Templates klasörü içerisinde. Blog içerisinde index HTML değil. Ben ne yapacağım burada? Şu içeriği bir sileyim. Burada yapacağım şey, diyeceğim ki H1 blog contents diye. Blog içerikleri diyeyim. Niye yarım yamalak bir İngilizce bir Türkçe? Neyse. For kullanıyorum burada. Burada kullanacağım for, Twig'in for'u. Diyeceğim ki burada item in items. Yani benim elimde items diye bir değişken var. Bu dizi değişken gelecek bana. Çünkü ben find all dedim. Hepsini bul getirdim. Bunun içerisinde de bir tane P oluşturalım mesela. Bunun içine diyelim ki şurada item'ın title'ı, bakın get title falan yazmam gerekmiyor çünkü Twig bunu hallediyor. Get title, title vesaire gereken bütün her şeyi array veya obje olarak kendisi arayıp buluyor. Title'ı yazacağım ve diyeceğim ki burada bunun içerisine de content'i item content diyeceğim. Ve benim şeyim oluşmuş olacak. P içerisine başlık ve content birlikte gelmiş olacak. Bakalım. Gördüğünüz gibi deneme içeriği bir, deneme içeriği ve bir content. Eğer ben şunu açarsam da mesela
Şunu şuradan açtım mesela. Ben her çalıştırmamda şurada diyeyim ki rand 0 ile 99 arasında bir şey al. Şuna da arkadaş sen rand 0 ile 99 arasında bir şey al dedim mesela. Her çalıştığımda artık yeni bir içeriği oraya basacak. Her çalıştığımda yeni bir içeriği oraya basacak. Her çalıştığımda yeni bir içeriği oraya basacak. Ve bu gayet basit gördüğünüz gibi. Bir entity oluşturdunuz. Bu entity'yi kullandınız. Hatta şöyle açalım. Bunun üzerinden geçelim. SRL entity blok. Bakın bir entity oluşturdunuz. Entity oluşması bu kadar basit. Sadece make entity komutunu kullanarak bunu oluşturdunuz. Bunu elde yazabilirsiniz. Make entity kullanmak zorunda değilsiniz. Ben çoğu zaman elde yazıyorum. Ama make entity kolaylık sağlar mı? Sağlamıyor mu? Sağlıyor. Sonrasında bu make entity'den sonra istediğiniz şeyi oluşturmadıysanız buna müdahale de edebiliyorsunuz. Veri tabanları özel parametreler varsa. Getter ve setter'lardan oluşan dümdüz hiçbir şeyden extend edilmeyen bir obje bu. Sizin artık bloklarınız bir obje. Veri tabanında bir type olduğunu görmenize gerek yok. Veri tabanında bir tabloda durduğunu görmenize gerek bile yok yani. Sadece blok kullanabiliyorsunuz. Biz bunu kullanarak set 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 bilmem ne bilmem ne dedik. Ve bunları veri tabanına purchase dedik. Flash'la da veri tabanı sorgusunu çalıştırdık. Birden fazla purchase diyebiliyorsunuz. Yani aynı anda 3 tane içeriği purchase purchase diyebiliyorsunuz. Şöyle yapalım mesela. Diyelim ki bu purchase'ti dedim. Sonra da şurada şey dedim. 2 dedim. Ve şu purchase'ti alıp şuraya da koydum. Bunu da aynı şekilde 2 dedim. Tamam. Bakın. 2 tane persistim var. Ama bir tane flash'ım var. Ne yapmış olacak? Mesela şu anda 4 kişinin var. 6'ya çıkacak. Bakalım. Gördüğünüz gibi 6'ya çıktı. SQL'ine bakalım hemen. Gördüğünüz gibi bir transaction açarak yani o siz persistleriniz hepsi bu transaction içerisine gidiyor. 2 tane içerik bastı bunun içerisine ve commitledi. Bitti gitti. Siz flash diyene kadar bütün hepsini bir transaction içerisinde topluyor. Bunu manuelde yapabiliyorsunuz tabii. Manuel transaction açıp bir şeyler yapabilirsiniz isterseniz. Ama bu kendisi de transaction'ı başlatıyor. Bu arada herhangi bir şey olursa yani flash çalışmazsa hiçbirini veri tabanına eklemiyor gibi bir durum var. Şimdi içerik eklememiz bu şekilde. İçeriği düzenlememiz bu şekilde. Doktrinle alakalı. Ve veri tabanından çekme işimiz de bu şekilde. Veri tabanından tek içerik nasıl çekebiliriz? Örneğin şurada ID'leri basalım ekrana bir. Şurada bir ID'leri de basalım ekrana. Diyelim ki sharp item ID diyelim. Ve yine burada br'yi çakalım. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biz birinci içeriği ikinci defa manuel olarak ayrıca çekmek istiyoruz. Ya da ikinci içeriği. ID'ye göre bir şey çekmek istiyoruz. Yani ne yapacağız bu zaman? Hemen şöyle diyoruz. Second item. M. İki ihtimal var. Ya find deyip hiç repository'yi almadan sadece blog deyip ID'sini verebilirsiniz. Ya da elinizde repository olduğu için artık blog repository. Bakın. Bunun içerisinde find diye bir metot var. Find dediğiniz zaman bu ID'den alır. Yani 2 dediğimizde bize ikinciyi verecek. Bakalım hemen. Ve second item diyelim. Second item. Efendim. Şurada. Bunlar birinciler. En üstte ben ikinciyi tekrar tek başına basacağım. Bu HR'nin üstüne basacağım. Tamam. Diyelim ki bunu da H3, H4 olsun. İkinci içerik. Diyelim ki bunun da popüler içerikmiş gibi düşünelim yani. Sonra P diyoruz ve item title slash item content diyoruz. Bakalım nasıl oldu? İkinci içerik çalışacak. Çalışmayacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben gönderirken ne diye gönderdim bunu? Second item diye gönderdim. Ama kullanırken ne diye kullandım? Ne diye kullandım? Item diye kullandım. Gördünüz mü? Ne yapacağım? Second item'a çevireceğim yine. Şu anda yenilediğim zaman
ikinci içerik en başta, gördüğünüz gibi ikinci içerik popüler içerik gibi düşünün, en başta koydunuz ve sonra diğer içerikler ekrana basarak ilerliyor. Şimdi bunu da yaptık. Ne kadar oldu süre? Bayağı oldu gibi. Nereden baksanız. Şurada yazıyordur. 25 dakika bu. Ötekini kesmiştik. Bir 15 dakika daha. 35 dakikayı buldu. Şimdi neyi anlattık biz burada? Doktrin nedir? Doktrin bir OLM. OLM nedir? Veri tabanından sizi soyutlamaya yarayan bir framework, bir tool, bir kütüphane. Bu neleri kullanır? Entity ve repository kullanır temelde. Entity nedir? Boş bir PHP, yani hiçbir şeyden eksilende olmayan, içerisinde sadece sizin objenizin bulunduğu klaslar. Bunları yapmak size sadece obje üzerinde çalışma imkanı sağlıyor. Repository nedir? Repository'de ilk öğrendiğimiz, içerisinde find all, find while gibi şeyler bulundu. Ve bunun devamında da şöyle bir şey var. Siz query'leri build edebiliyorsunuz sonrasında. Yani tamamen doctrine query'leri yazabiliyorsunuz. Bunlar normal SQL query'leri değil, doctrine query'leri. Bunları yazabiliyorsunuz. Burada aynı zamanda düz SQL query'leri de yazabiliyorsunuz. Yani connection'a ulaşıp database connection'a direkt kendi SQL query'lerinizi yazabiliyorsunuz. Örneğin update komutu çalıştırmanız gerekiyor ve bunu eğer ORM ile çalıştırırsanız atıyorum 1000 tane içeriğe update yapacak. ORM ne yapacak bunu tanımlı olarak? Gidecek objeleri çekecek, sonra objeleri düzenleyecek, sonra objeleri veri tabanına geri yazacak. Bu yorucu bir şey olacağı için direkt raw SQL verip siz kendiniz müdahale edebiliyorsunuz bunlara. Ya da named query'leri kullanabiliyorsunuz. Ya da farklı farklı doctrine extension'ları kullanabiliyorsunuz. Veri tabanında yazma işini gördük. Bu kadar. Yani bunu isterseniz siz düz formdan alın. Yani şu title'ı request'in içerisinden form oluşturup bir tane formdan ya bunu kendinize şey olarak deneme olarak yapabilirsiniz. Bir tane form oluşturun mesela. Blog ekleme formu. Onun içerisinde title content seçin ve buraya yapıştırın bunları. Hani oluştururken bu şekilde oluştursun ve kontrolünü de yapabilirsiniz. İşte title boşsa uyarı vardır falan filan. Bu sizin için ödev olabilir. Bu şekilde veri tabanına bir şey ekleme ve çekmeyi gördük. Şu ikisini de anlatıp konuyu bitireceğim. Sonrasında da kalan kısımlara da diğer daha küçük videolarda gireriz. Güncelleme ve silme. Burada bakın. Second item'ı ben çektim. 2'ye. İçerisinde deneme içeriği 97, deneme içeriği 73. Ben ne yapacağım? Bunu güncellemem lazım. Nasıl güncelleyeceğim? Second item benim için artık bir obje değil mi? Ben çektim. Bu artık benim blog objem. Yani şöyle diyebilirim. Eğer editörünüz çalışmazsa blog deyip second item dediğiniz zaman editörünüzün autocomplete'i düzgün çalışır. Set title deyip mesela deneme içeriği 97 güncellenmiş içerik dediğimde bunu güncelledi mi? Güncelledim bakalım. Şimdi bunu nasıl seçeceğiz? Set title dedi mi? Bitti mi olay? Bakalım yenileyelim. Hop güncellenmiş içerik. Bakın güncellenmiş içerik. Çok enteresan. Veri tabanı değiştim peki. İptal edelim bakalım. Hayır değişmemiş. Yani biz objeyi manipüle ediyoruz. Ama veri tabanına bir de bunu yansıtmamız lazım. Neyle yansıtıyoruz veri tabanına? Tabii ki Entity Manager'la. Entity Manager Persist dediğimizde second item'ı verdiğimizde ne oluyor? Veri tabanına güncelleme işlemi çalışıyor mu? Bakalım. Güncellenmiş içerik. Silelim bakalım. Çalışmadı. Neden? Düşünün. Çünkü biz sorguyu bitirmedik. Ne yapmadık? Sorguyu bitirmek ne demek? Flush etmek. Yani biz gidip flush deyip veri tabanına bunu yazmamız lazım. Veri tabanına içeriği güncellenmiş olsun. Ve ben bunu artık iptal ettiğimde bu hala güncellenmiş şeklinde veri tabanına değişikliği yazdım. Değişikliği nasıl yazıyorum veri tabanına? Flush diyerek yazıyorum. Yani persist sadece query'yi hazırlamak için verdiğim bir şey. Yani o transaction'ın içerisine bir şeyler koymak için. Transaction oluşturuluyor. Onun içerisine bir şeyler koymak için persist diyorum. En sonunda flush dediğimde o transaction commit deniyor. Kapatılıyor. Bu ne? Bu güncelleme. Şöyle yapalım şunu da. Yani buradan gözümüzün önünde kalsın. Bir de ne var? Bir de silmek var. Bizim elimizde ne var hocam? 5 var. 5'i biz silmek için ne yapmamız gerekiyor? Eskiden ne yapıyorduk? Delete from şöyle delete from blok tablo adı neyse. Bakın şu anda biz tablomuzun adını dahi bilmiyoruz. Neden? Çünkü generate ediliyor. Blok olarak generate ediyor ama mesela bunu bilmek zorunda değilsiniz tablo adınızı. Ver id 5 de
diyerek ben bunu siliyorum. Hiçbir veri çekme işlemi yapmama gerek kalmadan. Şimdi ORM'in eksileri burada devreye giriyor. Biz repository kullanarak bunu taklit edebiliriz. Yani veriyi çekmeden de silme işlemi yapabiliriz. Ve bunun için bazı optimizasyonlar var bu arada o şeyde. Doctrine içerisinde. Yani siz veriyi ekrana basmadan find dese bile lazy collection olarak mesela find all lazy collection olarak dönüyor. Ve siz çalıştırdığınız zaman bunu sadece bu sorguyu gönderme gibi bazı şeyleri var. Optimizasyonları var. Çok hakim olmasam da onlara. Ama böyle bir handikapımız da var burada. Yani edebilmemiz için önce mesela fifth item'ı çekmemiz gerekiyor. Blog repository'den find 5. 5 ID'li içeriği çektikten sonra m remove fifth item. Yani bakın biraz öncekinde aslında öyleydi. Ben mesela ne yaptım? Şurada find all dedikten sonra yani ben bütün query veri tabanındaki değişiklikleri çektim ve bunu bir değişkene atadım. Sonra gittim second item'ı güncelledim. Ama blog items'ın içerisindeki second item de güncelledim. Bu nasıl oldu? Laziness'la oldu. Yani birazcık optimizasyon yaptıkları için ben ikinciyi çalıştırdıktan ya ben ikinciyi burada enflash ediyorum. Ama find all dediğimde gidip aslında query'yi çalıştırıp burada bulmuyor. Ben for each'e girdiğim zaman tweak tarafında o diyor ki hani diyor, ben bunu çekmem gerekiyor. Çekeyim diyor ve çekmeye başlıyor veri tabanını. Yani o biraz hani biraz önce bahsettiğim o optimizasyon bu gibi yerlerde ufak ufak var. Ne yaptım? Fifth item dedim. Veri tabanından çektim. Remove dedim ve veri tabanından silmiş olacağım. Bunu yaptıktan sonra bir de SQL Query'e bakalım nasıl çalışıyor. Bakalım. Aa, silmedi. Neden? Çünkü ne yok? Ne yok? M flash yok. Bakalım. 5'i sildi sadece. Sadece ID'sini sildi. Neden oldu bu? Çünkü biraz önceki söylediğim şey gidip referans üzerinden o objenin içerisindeki ID'yi boşalttı. Yani bu veri tabanından silindi aslında. Bakın hemen. Çok enteresan durum oluşabiliyor bu şekilde. Bakın 5 yok. Ama ben 5'i önce çektiğim için bu cache'lediği için blog items içerisinde gidip sadece ID'sini objeden sildi. Yani database relation'ını kopardı. Çünkü ben önce çekip sonra silmiştim. Şimdi mesela 5'i değil de 6'yı şöyle bir silelim. Ve query'e bakalım. 6'yı sildim. 8 query çalıştı. Bakalım query'lere. 2 2 ekledi. Burada bu arada gidiyorum. O kodu doğru da açık bıraktığım için. Bu ilk ekleme kısmım. Sonra benim blok tablosundan bütün elemanları çekme sorgum. Sonra da bakın optimizasyonu gene kendisi yaptı. Ben burada find deyip sonra remove'a verdikten sonra bu kendisi artık ha bu find dedi ama select yapmayayım ben bunun için deyip sadece delete'i çalıştırdı. Delete kısmını çalıştırdı. Yani bahsettiğim optimizasyon bu. Bunlar önceden handikaptılar ve bu şekilde çalışmıyorlardı. Çok önceden bahsediyorum. Ama artık daha performanslı çalışıyorlar. Daha optimize çalışıyorlar. Bunları da bilmekte fayda var. Gördüğünüz gibi burada benim 30 tane içeriğim oldu. Eklemeyi gördük, güncellemeyi gördük, silmeyi gördük, migration'ı gördük, repository'yi gördük. Doctrine nedir dedik, Entity Manager'dan bahsettik dediğimiz gibi. Entity Manager bizim veri tabanındaki işlemleri, veri tabanı yani yaptığımız işlemleri veri tabanına basma işlemleri aslında. Sorguları veri tabanına gönderip alma işlemleri. Bizim connection'ımız, her şeyimiz Entity Manager üzerinde duruyor. Bu Entity Manager'ı eğer abstract kontrol değil serviste kullanıyorsanız da Entity Manager interface'i inject ederek yine Entity Manager kullanmış oluyorsunuz. Yani aynı şey bakalım. Controller içinde de diğer tarafta da biz şurada hatamız var. Biz çünkü 6'yı artık sildik yani 6 ile 6 diye bir eleman yok artık. Bu ne yapacak? Bize exception fırlatacak. Bu gibi durumları biz yakalayabiliriz burada. ORM invalid argument exception'ı yakalayıp track içerisinde biz buna müdahale edebiliyoruz. Bakalım. Bakın gördüğünüz gibi gene çalışmaya devam etti. Yani hem servise inject ederek kullanabiliyorsunuz hem de get manager diyerek get token get manager diyerek kullanabiliyorsunuz.
Fixture kısmına şu anda girmiyorum. Fixture'a girmiyorum ve özel query ve repository metot yazmaya girmiyorum. Onları sonraki videoda şey yapabiliriz, inceleyebiliriz. Bu arada videolarım arasındaki süre uzun olabiliyor. Özellikle bu video ve bir önceki video arasında 3 aylık bir süreç var. Bunu ben birinci iş olarak yapmadığım için en böyle boş vakitlerimde yapabildiğim bir şey bu video çekme işi. Ve şöyle bir kriter koydum. Bir video içeriği, yani çektiğim en son video içeriği 100 izlenmeye ulaşmadan şey yapmıyorum. Yeni videoya niyetlenmiyorum. Çünkü yani 10-15 izlemeli bir sürü videoya vakit ayırmak gibi bir lüksüm yok. Çok lüks benim için o. O yüzden belli bir izlenme sayısına ulaşınca, ki bunu da 100 olarak belirledim. Çok yüksek bir rakam değil. 100'e ulaştıktan sonra yeni video çekiyorum. Kimlerinde daha erken çekebilirim vaktim oldukça, ama vaktim yoksa onu kendime bir bahane ediyorum. Yani daha 100'e ulaşmadı, 100'e ulaştıktan sonra çekerim gibi. Bu en son çektiğim Tivik videosu da 100'e yeni ulaştığı için ben de şey yaptım açıkçası. Bunu çekmem gerektiğine karar verdim ve birkaç kişi de sordu. Umarım faydalıdır bunlar. Çok böyle müthiş bir eğitmen içeriği şeklinde olmasa da kendi tecrübelerimi kendi bildiğim şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yani tutorial takip ederek değil, kendi dikkat ettiğim şeyler üzerinden ve kendi yazma şeklim üzerinden size anlatmaya çalışıyorum. O yüzden zaten Docker'ın konfigürasyonunun yamuluna vesaire girmeyip sadece annotation kısmından şey yaptım, başlattım. Vesaire vesaire. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Paylaşın, ilgili arkadaşlara iletin. Onlar da faydalansınlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.